Herkese merhaba. Yine biz bir cuma günü yayında hep beraberiz. Bugünün özel bir konusu var. Çünkü bu cumartesi bilenler de vardır eminim ki ama bilmeyenler için de belirtmiş olalım. Eurovision'un finali gerçekleşecek artık diyelim. Biz de bütün bir günü bu konuya ayırdık. Tabii ki sizler için bir konuğumuz, bir de sürprizimiz var. Klasik bir cuma olduğu için evet. Bugün. Ben Sıla Yalçın. Ben Sarp Erdülger. RGB'de bu sabah başlıyor diyoruz. Günaydın Sarper'cim. Günaydın Sıla, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aslında bugün güzel bir konumuz var. Özlediğimiz bir konumuz var. Uzun zamanlardan beri izleyip ama artık 2 yıldan, 3 yıldan beri ekranlarda göremediğimiz bir şey. Eurovision. Şöyle ki Eurovision nasıl başladı, nerede başladı? İstersen onunla başlayalım. Şöyle ki Avrupa Yayın Birliği her yıl Avrupa ülkeleri arasında düzenliyor bunu ve en ünlü ve en uzun soluklu şarkı yarışması olarak tarihe geçiyor. 1956'da başlıyor Eurovision macerası ve Sanremo Şarkı Festivali'nde doğuyor Eurovision. 24 Mayıs 1956'da da İsviçre'nin Lugano kentindeki Kursaal Theater'da gerçekleşiyor ilk gecesi. Hollanda, İsviçre, Belçika, Almanya, Fransa ve Lüksemburg bir de İtalya yarışıyor bu yarışmada. Şöyle ki gecenin birincisi de Liz Azia'nın söylediği Refrain şarkısıyla İsviçre oluyor. Şimdi konuğumuzla tabii daha detaylı konuşuyor olacağız bu konuyu. Hı hı. Fakat şunu da belirtmeden geçmeyelim ki Eurovision şarkı yarışmasının yapılmasında ana amaç ülke televizyonları arasında ortak canlı yayın yapabilme kabiliyetini gerçekleştirme ve kaliteyi arttırmak aslında. Bizim de hani RGB'de sıkça üzerinde evet. durduğumuz bir olay. Hani ne kadar geliştirebiliriz kendimizi diye. Bunu konuşuyoruz aslında. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şöyle ki bugüne dek İrlanda 7 kez birinci oldu ve bu konuda da en çok birinci olan ülke arasına giriyor. En çok ev sahipliğini yapan ise Birleşik Krallık. Tam 5 kere yapıyor. Tam 8 defa da ev sahipliği yapıyor aslına bakarsak. Şöyle ki Türkiye'de bir kere bu yarışmada birinci oluyor. Hangi evet. şarkıyla? Every Way That I Can evet. diyoruz Sertab Erener'le. O zaman biraz da Türkiye'nin Eurovision'la tanışma hı-hı. sürecinden bahsedelim. İlk defa 1975 yılında katıldı Türkiye bu şarkı yarışmasına. Yani aylarca süren hani herkesin inanılmaz bir emek verdiği ve sonucunda da hani herkesin çok stresli olduğu hı hı. bir yarışma aslında. O zamanlardan hatırlıyorum hı. ben böyle bayılanlar, ayılanlar falan. İlk Semiha Yankı'yla giriş yaptık aslında Eurovision'a bizde. Şarkının ismi de Seninle Bir Dakika idi. Daha sonra 76'yı pas geçtik, 77'yi pas geçtik. 78 yılında ikinci defa tekrar bir katılım gösterdik. Hı hı. 79'da son anda yarışmadan çekildi Türkiye. Türkiye evet. 93 yarışmasında son 5'e kalan ülkeler 94 finaline katılamadığından Türkiye 94'te Eurovision şarkı yarışmasında yer alamadı. Fakat diğer bütün yıllarda vardı. Evet, her sene değişen bir zaten kuralları gibi bir şey vardı. Biraz sonra hocamızla da bunu tartışacağız. Şöyle ki aslında bizim de Eurovision maceramız 34 yıllık senin de söylediğin gibi. İlk olarak da Şebnem Paker ve Grup Etkinliğin Dinle parçasının 3. ardından da 2003'te Sertab Erener'in Airway'de derken şarkısıyla 1. olmasıyla biraz da kendimizi tanıttık diyebiliriz. Şöyle ki puanlamada genelde 12 puanı Azerbaycan'dan alıyorduk. Hatırlıyorum. Evet, öyle bir muhabbetimiz vardı. Evet, zaten hani neden iptal olduğuyla ilgili ilişkiler konular ise Türkiye'de bu tarz konular oldu. Şöyle ki siyaset girdi, o girdi, bu girdi derken artık ülkeler sadece kendi menfaatleri için değil, en yakınındaki komşusu için menfaat gözettiği için biz de yarışmadan çekilme kararı almıştık. Peki şöyle bir şey daha söyleyelim. Sonuncu da olduk. Aslında Türkiye'nin skalası çok büyük. Yani hem birinci olduk hem sonuncu olduk. Gerçekten büyük bir başarımız var. Şöyle ki Eurovision'la yatıp kalkmaya başlayan Türkiye'nin 34 yıllık dediğimiz gibi bir başarı hikayesi var. Eurovision'da 2 kez de sonuncu olduk. Evet, biri 75 yılında gerçekleşti bunlardan. Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika parçasıyla beraber 19 şarkı arasında sonuncu oldu. Hı hı. Ardından da yine 2003 yılında, 2003 mü emin değilim. Aynen. Evet, 2003 yılında. 2003 yılında bir kez daha, 2003 değil.
87 yılında bir kez daha sonuncu olduk. Fakat yani bu kadar yıl aslında sen de az önce bahsettin. 97 ile 2003 bize hani ilk üç içinde yer aldığımız iki sene diyelim. Birinde birinciliğimiz var, birinde üçüncülüğümüz var. Fakat bununla beraber sonunculuklarımız da var. Aslında yani... Biraz tabii ister istemez bu kadar ülke bir araya geldiği zaman politik bir yola evriliyor. Şöyle ki ben takip ettiğim zamanları hatırlıyorum. Gerçekten heyecanlı olan kısmı şarkılar çıktığı zaman değil de oylama olan kısmıydı. Hani herkes böyle birbiriyle tartışırdı. Evde bak şimdi sen bu puanı alacak, bak şimdi ben olsam bu puanı verirdim falan. Herkes SMS atardı. Heyecanlı bir yarışmaydı aslında. Yine ülkemize geleceğini düşünüyorum. Tekrar katılabileceğimizi düşünüyorum ama bakalım ne konuda ilerleyecek TRT. Biliyorsunuz ki TRT'de hala bizim yayın haklarımız. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Dediğimiz gibi 4 kez de yarışmaya katılamadık aslında katılacağımız zamanlar. Gidemedik. 75'te alınan sonuç yüzünden alamadık. 76 ve 77'de de gerçekleşiyor bu. Türkiye'nin 79'daki bir parçası var. Seviyorum da adı şarkının adı. Seviyorum. O da yarışmaya katılamadı. 94 yılında da Eurovision'a katılamadık. Evet, yani aslında şöyle bir genel hatlarıyla baktığımız zaman hüsranlarımız sevinçlerimizden daha fazlaydı çoğu zaman diyelim. Yani 2012 yılında biz Eurovision'a nokta koyduk. Can Bonomo'yla katıldık en son. 2013'ten beri yapılan da hiçbir yarışmaya dahil olmadık, katılmadık aslında. Yani fakat izlenmeye devam ediliyor tabii ki. Biz de bugün burada koca bir programı bu yayına ayırdık. Önemli olduğunu düşündük. Yani tabii biraz da istersen bugüne kadar nelerle başladık, kimler kaçıncı oldu onlara değinelim Sarper. Şöyle olacak, bu yıl ile ilgili söylemek istiyorum ben aslında. Şu anda mesela Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Özür diliyorum, Kiev'de gerçekleştirilecek. Fakat şöyle ki bizim tarihimizde de Azerbaycan ve Bakü kentinde gerçekleştirecek olan Eurovision yarışması için Can Bonomo dediğim gibi en son temsil etti. TRT ekranlarında hani yarı final ve final şeklinde ilerlediği için ilk şarkıyı duyduğumuzda ben birinci olacağını düşünüyordum. Yani güzel şarkıydı, beğenmiştik. Türk halka şarkı çıktığı andan itibaren bayağı sevmişti. Aslında Can Bonomo da hani o şarkıyla beraber yani daha doğrusu Eurovision'a katılacak lafından sonra daha da patladı gitti. Evet. Onun da önünü açan bir olay oldu aslında bu. Beyaz Şov'a katılmasına etki etti. Ona bütün programlara katıldı ve gerçekten aslında iyi bir PR'ı yapıldı. Şöyle ki dünyaca ünlü gruplara baktığımız zaman mesela İrlanda'dan Lorde gibi bir grup katılmıştı. Ağır metal müziğinin çok sevilen isimleriydi ama onlar da mesela başarılı çok olmadı. Evet. Şimdi tabii ki Cuma gününün vazgeçilmez dakikasındayız şu an. Biricik muhabir ve editörümüz ve yine Biricik kameraman arkadaşımız Yalın Eurovision'u daha yakından takip edebilmek üzere Kiev'e gittiler. Rejiden aldığım son bilgilere göre de yayına hazırlar şu an. Bakalım Fatih neler söyleyecek diyoruz. Fatih bizi duyabiliyor musun? Evet Sıla, duyuyorum sizleri. Nasılsın Fatih? Biz iyiyiz burada. Yalın'la birlikte Kiev'e geldik. Hava güneşli ama soğuk. Yani üşüyoruz burada. Siz nasılsınız Sarper'le birlikte? Biz de iyiyiz. Heyecanlı. Senin bize aktaracaklarını bekliyoruz aslında. Siz de yayında bahsetmişsinizdir. Eurovision heyecanını yerinde takip etmek adına Yalın'la birlikte biz böyle kameramızı, mikrofonumuzu aldık, geldik. Bu yıl 62.si düzenlenecek olan yarışmanın ev sahipliğini Ukrayna'nın başkenti Kiev yapıyor. Şarkıcılar, gazeteciler, buradaki turistler, yerel halk büyük organizasyon için oldukça heyecanlı. Şarkı yarışması 13 Mayıs gecesi yani yarın akşam olacak. Yarı finallerde 10 ülke final bileti aldı ve artık final heyecanı da herkesi sardı diyebiliriz. Aslında organizasyon olaylı başladı. Rusya'nın yarışmacısı Yulia Samaylova, Rus işgali altındaki Kırım'ı ziyaret ettiği için yarışmadan diskalifiye edildi. Zaten iki ülke arasında sinirler gergindi. Birazcık daha gerilmiş oldu. Ukrayna'nın haricinde ise Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere finallere direkt katılan ülkeler arasında.
Bildiğimiz üzere Türkiye, siz de bahsetmiştiniz, 2013'ten bu yana düzenlenen 4 organizasyona katılmadı. Sebebi ise işte haksız sonuçların olması, işte az önce de saydığım ülkelerin direkt katılması gibi nedenleri. Bu yılda organizasyonda yer almıyoruz ama hani katılmasak da ülkemizde Erevizyon yarışmasının ilgiyle takip edildiğini de söyleyebiliriz Sıla. Vallahi Fatih, sen yine oralarda detaylı bir araştırma yapmışsındır diye düşünüyoruz her hafta olduğu gibi. Bu hafta Kiev'in nabzını tuttun. Orada neler konuşuluyor? Eurovision heyecanı nasıl aktarılıyor? Evet, biz buraya geldik. Halkla birlikte soru sorduk. Hani Eurovision heyecanlarını sorduk, onlarla paylaştık. Bir de Türkiye hakkındaki düşüncelerini sorduk Eurovision performansı hakkında. Buradaki katılmıyor, yani katılmıyoruz orada biliyorsunuz. Sizin fikriniz ne diye sorduk aslında. Ayrı gayrı olmasaydı, hani siz de yarışmada yer alsaydınız keşke, tepkilerini çok duyduk. Hani biz de o heyecanı yaşayalım isterdik aslında. Hani siz de biliyorsunuz, ben çocukluğumda hatırlıyorum, yılbaşını bekler gibi revizyonu bekliyorduk. Çok isterdim böyle 8 points Litvia, 10 points Ukraine demeyi. Azerbaycan 12 puan vermiyor ama yine bu sene yokuz maalesef. Kiev halkına mikrofonu yönelttiğimizde Sertab Erener'in Airway'dayken şarkısını ve Gülseren'in Rimi Rimi Le şarkısını mırıldayanlar oldu. Yani birincisi birincilik kazandığımız parça, diğeri ise değil. Rimi Rimi Le'yi bilmeyenler bize hani çok ilginç geldi açıkçası. Şarkıyı bir hanımefendi mırıldamıştı. Hanımefendiye sordum, yani ben hatırlamıyorum, siz nereden hatırlıyorsunuz diye. 2005 yılında yine Kiev'de düzenlenen Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsilen Gülseren Rimi Rimi Le şarkısıyla katılmış. Ve hanımefendi de orada seyirci olarak katılmış. Oradan hatırlıyormuş. Yani hafızası beni çok şaşırttı. Helal olsun dedim. Bakalım yarın akşam yine komşuya 12 puan verme, ne bileyim böyle siyasi sorunu olan ülkeye oy bile vermeme durumları olacak mı? Hep birlikte göreceğiz Sıla. Vallahi Fatih, çok güzel tutmuşsun nabızları. Eğlenceli de bir şeyler çıkmış oradan yine her hafta olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz yaptığın bilgilendirme dolayı. Aslında hani Rusya konusuna da böylece bir açıklık getirmiş olduk. Bu yıl nasıl olacak Eurovision? Biraz bunlardan bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Fatih'cim sana. Çabucak geri dön. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum Sıla. Sağ olun. Şimdi tabii ki konuğumuza geçmeden önce, aslında ben Fatih'e geçmeden önce de ufak bir giriş yapmıştım bugüne kadar Türkiye'nin temsiliyeti üzerinde Eurovision'da. Şimdi kısa bir VTR'miz var. Konuğumuzu almadan önce VTR'mizi izliyoruz. Sonra hep beraber stüdyoda olacağız. Son bir defa çal. I feel like I like you and say na 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 na. Beni büyüten ağlatmayan sevginiz nerede? Övündünüz.
Evet, konuğumuz stüdyomuzda Sayın Hocamız Birol Tavlı bizlerle birlikte. Kendisini yakinen Eurovision'a aslında bir ilgisi var diyelim. Bu sebepten dolayı da kendisi bizim konuğumuz olmayı hoş kabul etti hocam. Bugün. Hoş bulduk. Çok teşekkürler sevgili Sarper, sevgili Sıla. Beni konuk ettiğiniz için çok mutluyum. Biz çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutluyuz. Diyelim hocam, biz aslında ufak bir giriş yapmaya çalıştık. Çok güzel hazırlanmışsınız. Bana çok az şey bıraktınız aslında. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Ya ona özen göstermeye çalıştık. Sorularımız da biraz daha farklı. Biz aslında ilk olarak şeyi sizden dinleyelim istiyoruz. Eurovision nedir? Nasıl ortaya çıktı? Ve dünyada hani nasıl biliniyor, temsiliyeti ne? Aslında Eurovision dediğimiz şey Avrupa Yayın Birliği'nin üye ülkeler arasındaki görüntü, ses ve metin paylaşımını sağlayan bir ağın ismi. Ve bu Eurovision ağı aslında Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyen bir bütünü temsil ediyor. Eurovision şarkı yarışması bu bütünün en renkli, en heyecanlı ve en çok seyredilen parçası. Ama Eurovision bundan ibaret değil. Söz gelimi pek çok canlı yayın bağı, pek çok canlı yayın bağlantısı, uluslararası organizasyon hepsini biz Eurovision ağı altında üye kuruluşlara dağıtan bir sistemden söz ediyoruz. Türkiye'de Avrupa Yayın Birliği'ne üye olan tek kuruluş, kamu yayıncısı olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Dolayısıyla Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararı alma ya da işte seçilecek temsilciyi belirleme yetkisi de TRT'ye verilmiş oluyor. Eurovision şarkı yarışmasının yanında Eurovision'un aslında başka etkinlikleri de var. Bundan da belki söz etmek gerekir. Söz gelimi bir Junior Eurovision, yani çocuk şarkı yarışması var. Onlu yaşlarındaki enstrümanistlerin yarıştığı bir genç müzisyenler Eurovision yarışması var. Ve bu yıl ilk kez zannediyorum Temmuz ayında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek olan bir korolar yarışması olacak. İlk kez Eurovision korolar yarışması yapılacak. Mesela bu kadar geniş kapsamlı bir etkinlikler dizisinden söz ediyoruz. Tabii Eurovision şarkı yarışması bunun en renkli, en heyecanlı kısmı, onu söylemek gerekiyor. Tabii bütün ülkeleri de hani alakadar edince herkesin gözü direkt orada oluyor. Evet, galiba Eurovision'u bu kadar heyecanlı kılan şey de bu aslında. Yani oraya çıkan yarışmacının kimliği, kişiliği elbette ki çok önemli ama o yarışmacı yarışırken kenarda ülkenin adı ve ülkenin bayrağı göründüğünde aslında siz o yarışmacıya, o temsilciye kendi kimliğinden, kişiliğinden çok daha fazlasını yüklemiş oluyorsunuz. Koca bir ülkenin temsiliyeti gibi bir mesele devreye giriyor. Sanatçı için de çok zor tabii. Çok zor, tabii ki çok zor. Yani temsil kelimesi biraz biliyorsunuz, netameli bir kelime. Yani Türkiye'yi temsil etmek dediğiniz zaman buna aslında dünyanın her yerinde tartışılan bir konu diyebiliriz. Biz kimiz, biz algısı, benlik algısı, ulusal kimlik, bütün bu muhayyel değerler aslında birazcık sorgulanmaya başlanıyor. Eurovision bu nedenle 1990'lardan beri kimliklerin ve değerlerin çok fazla tartışıldığı, çok fazla ön plana çıktığı bir etkinlik olmaya başladı. Pek çok katılımcı ülkenin aslında bu temsilci bizi ne kadar temsil ediyor, bizim değerlerimizi ne kadar yansıtıyor sorusunu da kendine sorduğunu görüyoruz. Aslında Türkiye'nin tarihi de bunun bir örneği. Söz gelimi Ajda Pekkan'ın Türkiye'yi temsil ettiği 1980 yılında Türkiye'yi, Türk kadınını temsil etmek üzere siyah bir saçla Eurovision'a katılması çok ilginç bir örnek bence. Yani biz algısı ve bir ülkenin ulusal kimlik tahayyülü aslında bu Eurovision seçiminde ve temsilciliğinde çok belirleyici olan bir etken. Dans şovları ve onun yanında şarkı sözleri de etkili olduğunu düşünüyorum kültürümüzü yansıtmak adına ya da onun gibi etkenler olarak. Evet Sarper, bu çok tartışılan bir şey aslında. Yani Türkiye'nin özellikle yarışma tarihine baktığımızda Türkçe şarkıyla mı katılalım, işte dil yasağı kalktıktan sonra İngilizce şarkı daha mı etkili olur? Açıkçası ben ikisinin de doğru uygulandığında iyi sonuçlar getirdiği kanısındayım. Çünkü bir şarkının niteliği aslında sözlerinden çok daha geniş kapsamlı olarak değerlendirmesi gereken bir şey. Hangi dilde katıldığınızdan ziyade o dili doğru ve yetkin kullanıp kullanmadığınıza, o duyguyu doğru yansıtıp yansıtmadığınıza göre değişen bir şey. Bu yıldan bir örnek vereyim size. Bilmiyorum izleme şansınız oldu mu ama mutlaka yarın akşam izlemenizi tavsiye ediyorum. Portekiz'in temsilcisi Salvador Sobral. Çok genç bir adam ve Portekizce söylüyor. Yarışmada kendi ana dilini kullanan ender ülkelerden biri bu yıl Portekiz ve yarı finalde çok ciddi bir şekilde olumlu geri dönüşler yansıdı ve zannediyorum ki cumartesi gecesinin favorilerinden biri olacak. Bu da bize aslında duygunun, içtenliğin, o Walter Benjamin'in deyimiyle söylersek o ortamın getirdiği o auranın şarkının dilinden çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Yani
tek kelime bile anlamayabilirsiniz Portekizce ama o şarkıyı duyduğunuzda o şarkının sıcaklığını, samimiyetini siz de seziyorsunuz. Kesinlikle. Hep şey deriz ya zaten, müzik evrensel bir dildir aslında. Çok doğru bir şey bu. Ya hocam, size şunu da sormak istiyorum. Şimdi 4 yıl oldu. 4 yıldır Türkiye'de de yayınlanmıyordu aslında Eurovision. Yani TRT üzerinden en azından diyelim. Bu yıl da yayınlanmayacak. Türkiye'de aslında geri çekilmesinin nedenlerinden biraz bahsedelim istedik. Yani hani siz kısaca böyle bize toparlayabilirseniz çok seviniriz. Aslında açışta siz de söylediniz. Yani kamu yayıncımızın, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun öne sürdüğü gerekçe son 6-7 yıldır oylama sistemindeki değişiklik. Biliyorsunuz Eurovision'da 1990'ların ortalarına kadar yalnızca seçici kurullar vardı, jüriler vardı ve bu çok fazla tartışmaya yol açan bir durumdu. 2000'lerle birlikte sadece halk oylamasına geçildi ve bu televoting denen kısa mesajla oy gönderme üzerine gelişen bir sistem egemen oldu. Dolayısıyla en çok oyu alanın, halk nezdinde en etkili, en vurucu, en çarpıcı olanın en çok geri dönüşü aldığı bir yarışma sistemi ortaya çıktı. Ama tabii bunun da kötüye kullanıldığını düşünenler oldu. Yani burada hep şu gerilimi görmek lazım. Yüksek sanat yanlıları ve popülizm yanlıları gibi bir gerilim ister istemez oluyor. Yani işte sahnede ateş yutan adamlar görmeye başladık, dansçılar görmeye başladık. Yani o anlık büyük gösteriyi tamamlayacak bir numara tırnak içinde ortaya koyan herkesin yüksek oylar aldığı yönünde şikayetler doğdu. Dolayısıyla Avrupa Yayın Birliği bu popülist eğilimi dengelemek için aslında %50 halk oyu, %50 seçici kurul oyu şeklinde bir yeni düzenlemeye gitti. Tabii Türkiye gibi Avrupa'da diasporası olan, yani çok fazla Türkiye ile gönül bağı olan insanın yurt dışında yaşadığını göz önünde bulundurursak, çok fazla oy potansiyeli olan bir ülkeyi olumsuz etkileyeceği yönünde TRT'nin bir açıklaması oldu. Hakikaten de bu yarı yarıya dengelenme sürecinin ardından oylarımızda ufak bir düşüş olduğunu gördük. Ama bana kalırsa bu gerekçe Türkiye'nin bir süredir kimlik ve benlik algısı üzerine yeni tahayyüllerin doğduğu bir ortamdaki bu genel eğilimlerden bağımsız düşünülemez. Yani Türkiye neden yarışmaya katılmıyor sorusuna sadece TRT oylamadan rahatsız gibi bir gerekçe öne sürmek bence basit bir açıklama olur. Bunun altında yatan asıl sebep aslında biraz önce söyledim ya, kimlik meselesi, benlik algısı, kendimizi nerede görüyoruz toplum olarak, iktidar olarak kendimizi nerede, hangi kültürel aidiyetin içinde görüyoruz sorusunu yanıtlarken verdiğimiz yanıta bağlı olarak değişen bir şey. Dolayısıyla Türkiye'deki yeni yapılanmanın ve yeni eğilimlerin Avrupa ile olan ilişkileri tamamen koparmasa da esnettiğini görüyoruz ve aslında Eurovision'da bunun bir tezahürü. Hocam Türkiye katılmıyordu. Şöyle ki İtalya'da katılmadı aslında 97 ile 2013 yılları arasında. Şöyle ki İtalya'nın da katılma sebebini alabilir miyiz sizden? İtalya'da neden katılmıyordu? Daha sonradan katıldı. Şu anda katılıyor ve ne etkili oldu İtalya'nın katılmasında tekrar? Evet, İtalya'nın katılmamasının aslında özgül bir sebebi var. Bu da şudur. Eurovision şarkı yarışması aslında İtalya'nın çok önemli bir etkinliği olan Sanremo Müzik Festivali örnek alınarak başlatılmıştır. Dolayısıyla Sanremo Müzik Festivali İtalyan izleyicisi için Eurovision'dan daha çekici olmuştur. Ve İtalya Sanremo'nun uluslararası izlenirliğini artırmak için aslında Eurovision'a bir takım bariyerler koyma yoluna gitmiştir. Hatta RAI sizin de dediğiniz gibi yıllarca Eurovision'u yayınlamama yolunu seçti. Çünkü Sanremo'yu bir kültürel değer, Eurovision eşleniği olan bir etkinlik, bir cazibe merkezi olarak korumak yoluna gitti. Dolayısıyla İtalya'nın katılmamasıyla Türkiye'nin katılmaması arasında çok benzer sebepler göremiyorum. Bugün İtalya geri dönmüş durumda son birkaç yıldır ve yarışmanın da önemli üyelerinden biri. Hatta İngilizce'de Big Five olarak bilinen ve Avrupa Yayın Birliği'nin en büyük finansörü olan 5 ülkeden biri durumunda İtalya ve bu sebeple yarı finalde de yarışmadı. Doğrudan cumartesi akşamı finalde yarışacak. Evet, hazır ona değinmişken ondan da bahsedelim biraz isterseniz. Yani bu tutum doğru bir tutum mu? Ayrımcılık gibi geliyor mu ya da onun gibi bir şey mi? Gerçekten direkt hani finansör tamam sağlıyor ama direktman finale katılması ya da herhangi bir nedenden ötürü direkt finale kalması sizce iyi bir şey mi? Eurovision fanları için bu hep bir tartışma konusu ola gelmiştir ve özellikle Birleşik Krallık'ın aldığı düşük oylarda bu antipatinin bir etkisi olduğu söylene gelir. Ama tabii bunu ölçümleyecek kadar veriye sahip değiliz. İtalya'da bu sıkıntılardan yakınan bir ülke, yani
Big Five içinde olduğu için yeterince halk oylamasında itibar görmediği düşünülen bir ülke. Ama yarın akşamki finalde ciddi anlamda bir favori olduğunu söylemem gerekiyor. Şarkı bu yıl İtalya'nın önemli bir temsilciyle katılmasını sağladı. Yine Sanremo'dan çıkmış bir temsilci. Dolayısıyla Sanremo Müzik Festivali aslında Eurovision'a katılacak adayın belirlenmesini sağlayan bir sürece de dönüşmüş oldu. İddialılar bakalım yarın akşam birinci olamazlarsa muhtemelen bu gerekçeyi öne sürecekler. Yani Big Five'de olduğumuz için kazanamadık diyecekler. Birlikte sizin, göreceğiz. Sizin favoriniz kim hocam? Benim aslında birkaç favorim var. Bu çünkü internete verilecek ve sonsuza uzanacak bir yayın olduğu için daha sonra rezil olup yanılmış olmak istemem. Dolayısıyla, estağfurullah rezil olmak. Dolayısıyla bilincim şudur gibi bir şey söylemeyeceğim. Ama size 3-4 ülke ismi sayabilirim. Bunlardan biri elbette İtalya. Yarın akşamın önemli favorilerinden biri olarak gösteriliyor. İkinci olarak biraz önce söyledim. Portekiz önemli bir çıkış yaptı. Bence siz de izleyin. Şarkının o sıcaklığını, samimiyetini siz de duyacaksınız. Bunun dışında birkaç ülke daha var benim dikkatimi çeken. Avusturya iyi bir şarkıyla katılıyor. Bence etkili olabilir. Birkaç ülke daha sayabilirim ama bu yarışmada özellikle İsrail'i dün gece beğendiğimi söyleyebilirim. Biraz da şuna bağlı. Yani şarkı çok sevilebiliyor ama biraz önce söylediğim o auranın, o iklimin getirdiği bir kopukluk hali, şarkının sıralaması, gösterideki ufak bir aksaklık, sesteki ufak bir detonasyon bütün büyüyü bozabiliyor. Dolayısıyla evet, şimdiden bir şeyler söylemek çok zor aslında. Hocam kısaca şunu da sormak istiyorum. Rus sanatçı Kırım meselesi yüzünden katılamadı. Evet. Bunun neden katılamadığı hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Biraz önce siz de söylediğiniz aslında Rusya'nın temsilcisi daha önce Kırım'ı ziyaret etmiş. Biliyorsunuz Kırım bundan birkaç yıl önce Rusya tarafından ilhak edildi. Ukrayna'ya bağlı bir bölgeyken şimdi de facto olarak Rusya Federasyonu'na bağlanmış durumda. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasında çok ciddi bir siyasal kriz devam ediyor. Rusya aslında biraz sınırlarını denemek istedi. Yani bakalım böyle bir katılımcıya Ukrayna devleti vize verecek mi, giriş izni verecek mi diye. Ukrayna devleti giremez dedi. Dolayısıyla vizesini iptal etti. Avrupa Yayın Birliği tabii çok tedirgin oluyor bu tür siyasal tartışmalardan, tabii, çekişmelerden. Doğru. Birkaç öneriyle Rusya'ya gittiler bildiğim kadarıyla. İşte Moskova'dan canlı yayınlayalım, yarışmaya uzaktan katılsın, linkle bağlansın gibi bir takım öneriler oldu. Ama Rusya bunları kesinlikle reddetti. Dolayısıyla bu yıl yarışmadan yarışmanın dışında kalmış oldu, böyle diyelim. Hakikaten hem Türkiye'nin tarihini düşündüğümüzde hem de diğer ülkelere baktığımızda aslında siyasal olayların çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz Eurovision'da. Bu demek değil ki yani bu işte block voting denen işte komşuya oy verme, sürekli benzer oy verme davranışlarının gelişmesi kesin olarak belirleyicidir. Hayır, bunu diyemeyiz. Yani öyle olsaydı her yıl yarışmayı aynı ülkelerin kazanmasını, evet, beklerdik. Ya da ilk beşin 3 aşağı 5 yukarı aynı olmasını beklerdik. Ama öyle olmuyor. Dolayısıyla yarışmada bir anda öne çıkan favoriler olabiliyor. Bir anda bir ya da birkaç aday o gecenin coşkusunu yansıtarak öne geçmiş olabiliyor. Dolayısıyla siyasal oy verme davranışlarının bu denklemin sadece bir değişkeni olduğunu görmek lazım. Yani siyasal oylama yoktur ya da siyaset Eurovision'a yansımaz diyemeyiz. Çünkü hayatın kendisi aslında siyasi. Evet. Dolayısıyla Eurovision'da hele de ülkelerin temsiliyeti gibi biraz önce konuştuğumuz bir durum söz konusuyken kesinlikle siyasetin dışında kalamıyor. Evet. Ya hocam çok keyifli bir sohbetti. Biz de böyle devam evet, etmek istiyoruz. Hani aldıkça alıyoruz ama ne yazık ki rejiden de uyarı geldi. Yayınımızın sonuna gelmişiz. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ağzınıza ediyorum beni hocam, konuk ettiğiniz için. Yarın akşam Eurovision'u YouTube kanalı üzerinden izleyebileceğimizi de hatırlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş maalesef yayınlanıyor. Evet, evet. Biz de izleyeceğiz Harper'le mutlaka. Mutlaka. Pazartesi de tekrar buradan bildiriyor olacağız. Sizinle de ayrıca bir görüşelim hocam. Tabii ki, tabii ki. Seve seve. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Kapatmadan önce bugün RGB'de neler olacak bizden sonra onlara bir kısaca göz atalım istedik. 11.50'de yine her zaman olduğu gibi Mutfakta Bilim Var programı ekranların karşısında sizlerle beraber olacak. Yine eminim az sulandırıcı muhteşem bir tarifle bizleri mahvedecek diyelim. Saat 1'de Kahveler Bizden ekranlar karşısında olacak Dilara Başar'ın sunumuyla. Bates Motel Promu, Bates Motel Promu. Göreceğiz bugün, öğrenmiş olacağız biz de sizlerle beraber.
Saat 3'te ise Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen SİLEP öğrencileri kapsamında hazırlanan projemiz olan 5. gün sizlerle beraber olacak. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bizi takip etmeye devam edin. Sosyal medya hesaplarımızdan özellikle YouTube'a abone olmayı unutmayın ve YouTube'un yanında çana tıklayarak bizden bildirimler alabilirsiniz. Diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.